Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. İslam'dan Hayata Ölçüler programında. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah. Elhamdülillah. Karla kışla ilişkiniz nasıl? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ala külli hal. Elhamdülillah. Hocam bu İslam fıkhında bir zaruret meselesi var. Bugün onu konuşalım diye düşünüyorum. Yani sık sık gündeme geliyor zaruret sebebiyle işte şu fetva, bu fetva tarzında farklı hayatın farklı alanlarında hep zaruret gerekçesi devreye giriyor. İşte orada ez zarurat tübihül mahsurat. Yani zaruretler mahzurları mübah hale getirir hükmüne de atıfta bulunuluyor. Bu konu zaman zaman istismara da konu olabiliyor. Bazı ahkamın işte devre dışı kalması kalmaması meselesinde bunun çerçevesinin konuşulması lazım. Zaruretler nerede mahsurları ortadan kaldırır da o işi yapılabilir hale getirir, getirmez. Bunları konuşalım istiyorum. İsterseniz şuradan başlayalım. Bu zaruret fıkhı nasıl ortaya çıktı? Oradan başlayarak yolumuza devam edelim diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şunu böyle bir zeminimizi oturtalım ki konumuz iyi anlaşılsın. Şeriatımız insanı çelikten, plastikten bir mahluk görmüyor. Evet. Etten kemikten görüyor. Evet. Öyle yaratmış Allah-u Teala. Amin. Yani biz bir buzdolabı alıyoruz. Bu buzdolabı esnemez. Bu odaya sığarsa buraya koyarız. Sığmazsa öbür tarafa. Yani biraz kesip buzdolabının yarısını koyamazsın. Çünkü profilden yapılmış bir nesne. Tabii. İnsan öyle değil ama etten kemikten, beyni var, kalbiyle yaşıyor, duygusallık boyutu var, takati var, takati var. Bu birinci ilki, bunu unutmuyoruz yani. Dinimiz insanı etten kemikten, zafiyetleri olan, katlanma gücü sınırlı olan bir mahluk olarak görüyor. Din ise insanın bu zafiyeti yanında, din ise arşa kadar yükselmiş büyük bir merhaleyi aşmasını istiyor insandan. Yani zayıf bir insandan adeta sınırsız bir iman, sınırsız bir ibadet heyecanı isteniyor. Evet. Yani 100.000 rekat namaz yeter olgunlaşmak için. Emeklilik birimin doldu, cennete girebilirsin denmiyor mesela, böyle bir şey yok. Evet. Namaz 950 sene yaşasa Nuh Aleyhisselam gibi insan namaz kılacak hep, oruç tutacak hep. Ama oruç ve namaz takat istiyor. Evet. Ayakta duramıyorsun. Sahura kalkamıyorsun. Olabiliyor. Evet. Cihat emrediyor. Cihat bir ağır mükellefiyet. Bu mükellefiyetin beden takatı, mal takatı, beyin fonksiyonlarında güçlülük istiyor. Dolayısıyla din mükemmel ibadetler manzumesinin adı. Evet. Şeriatımız böyle bir şeriat. İnsan zayıf bir mahluk. Kur'an-ı Kerim hatta sınırlı. Kur'an-ı Kerim zayıf diyor insan için zaten. Evet. Yani bir de ömür sınırı var. Kapasite sınırı var. Kas kapasitesi var. Evet. Beyin kapasitesi var. Yani bazı meseleleri hayal etmek bile bazı insanlar için zor olabiliyor. Evet. Bu iki şeyin yani mükemmel o bir duayı dinin, da öğretiyor değil mi? Yani gücümüzün yetmeyeceğini bize yükleme bize ya Rabbi. Evet. Önce ümmetlerdeki ağır yükleri bize verme ya Rabbi gibi. Evet. Şimdi bu zayıf insanla mükemmel şeriatın emirleri ve yasakları arasında ortada ruhsatlar diye bir birim oluşuyor. Evet. Ruhsatlar diyor. Ruhsat nedir? Allah-u Teala'nın mesela yasaklarına karşı müsamaha gösterilmesi bir miktar. Evet. Emirlerinin dozajının bir miktar azaltılması. Namazı ayakta kılma, sen oturarak kılabilirsin. En kolay örnek, en yaygın örnek. Menisküsün mü var? Sen dizini bükemeyeceğin belli bir şey. Sen sandalyede kıl. Evet. Ayağını uzatarak kıl.
gibi bir ruhsat, yani ortada ruhsatlar alanı var. Ruhsatlar alanı var. İnsanın zafiyetiyle şeriatın büyüklüğü arasında dengeyi kuran ruhsatlar bölümü var. Evet. Bu cihatta da var. Mesela Kur'an'ımız ne buyuruyor? Amalar, topallar için bu cihat vazifesi yok diyor. Evet. Neden? Hani silahlı cihat. Şimdiki ifadeyle askerlik diyelim. Evet. Yok. Niye yok? Ayağı aksayan birisi için. Fizik problem var. Fiziki problem var. Amada çok daha büyük bir problem var. Yani ordunun başına dert o en azından. Eğer böyle bir görev ondan illa istenecek olsa bile. Dolayısıyla ortada bir ruhsatlar bölgesi var. O zaman siz ruhsatlarla zaruretleri şimdi ona getireceğim. Ona getireceğim. Evet. Yani ruhsat varsa eğer, tıpkı bir araba ruhsatı gibi, ehliyet ruhsatı gibi, bunun da kullanılma kılavuzu olması lazım. Evet. Mesela şimdi ne, şöyle çok canlı yaygın bir örnek. Allah alkolü haram ediyor. Sıfır haram alkolün, yani sıfır düzeyinde haram. Evet. Hiç yani böyle esnemeyen bir haramı Allah-u Teala'nın. Yani kerih görüyoruz size filan buyurmuyor, yasak diyor. Şeytan pisliği, bundan uzak durun buyuruyor. Evet. İnsan zayıf, alkolsüz hastanede tedavi sağlayamıyor henüz. Mesela diyor. Mesela evet. Tedavi sağlayamıyor. Hı. Veyahut da işte mesela filanca boyayı silemiyorsun, alkolle temizlenebiliyor. Evet. Çözücü bir nesne bu. Şimdi burada, alkol zaruret haline geldi. Bir noktada ruhsat istiyorum ben şeriattan. Evet. Tamam, alkole iman ettim, yasak. Evet. Ama izin ver bunu biraz kullanayım diyorum. Bu ruhsat bölgesi, ruhsat istiyorum. Yani belediyeye gidip inşaat ruhsatı istiyoruz ya. Evet. Bu da fizibilite yapıyor, senin buraya 5 kat veririm şöyle böyle diyor ya. Şeriatımızdan ruhsat istiyoruz. Yani bu alkole bana izin ver. Evet. Ben orucu tutamıyorum diyorum. Ruhsat ver bana diyorum. O zaman şeriat zaruret dosyasını açayım diyor. Evet. Zaruret bu işte hocam. Evet. Zarureti bir yere getirmeye çalışıyoruz. Zaruret dosyasını açıyor. Bu zaruret dosyası zamanla, kişiyle, istenen ruhsatla alakalı bir konu. Ne istiyor bu insan? Mesela insan öldürmeye ruhsat istiyor. Olmaz böyle bir şey. Evet. Sen insan öldürmeye niye ruhsat istiyorsun? Ha, devletsin. Allah canı mukaddes duymuş. Cana dokunmayacaksın diyor. İslam devleti diyor ki bu birisini öldürdü diyor. Öldürmeye ruhsat çıktı buna. Evet. Yani katilin toplumda yaşaması toplum için bir riskse bu bir zaruret dosyası oluyor. Evet. Hastayım ben diyor. Hasta olduğum için hacca gidemiyorum. Gitsem Arafat'tan geri dönemem diyor. Vekil gönder diyor. Evet. Ruhsat veriyor. Yani benim zaruretim ne o? Solunum sorunu yaşıyorum. Doktor bana diyor ki +20'yi geçen iklimde sen yaşayamazsın sıcaklık olarak diyor. Evet. Tamam. Benim için bir zaruret oluştu. Zaruret ruhsatı kullanmaya yönelik protokolün adı. Evet. Gerekçenin adı. Bu zaruret A Müslümanı ile B Müslümanına göre değişir. Evet. Salı günüyle çarşamba gününe değişir. Dün ruhsattı, bugün ruhsat değildir. En yaygın örneğiyle mesela faiz %100 evet. Haram. Evet. Hiç tavizi yok şeriatın bu konuda. Esnemesi yok, faiz haram. Fakat Müslüman benim faiz olan bir işlemde ruhsat kullanmak istiyorum diyor. Neden ruhsat kullanmak istiyorsun? Zaruretini göster deniyor. Zaruretim ne benim? Benim evim yok. Evet. Evim yok. Veyahut da iş yerimi büyütmem lazım. Evim yok sözü A, B, C, D. Bütün farklı kişilere göre değişir. Ne demek evin yok senin? Ya ben mesela Karamürsel'de evim var İzmit'te, İstanbul'da yok. Dolayısıyla Toki'nin evlerine girmek istiyorum bankadan kredi çekerek. Evet. Ya ne demek evin yok senin? Yani İstanbul'da ev olması şart mı bütün insanlar için? Bu bir zaruret değil. Yani orada şöyle bir şey ortaya çıkıyor hocam. Yani birisi için zaruret olanın bir başkası için evet. Zaruret olmaması, şu durum için zaruret olanın bu durum için zaruret olmaması. Burada problem sizin de söylediğiniz gibi, yani zaruret olmadığı halde
zaruretten istifade etme. Suistimal. Zaruretlerin suistimali diye bir başlık açmamız. Suistimali. Yani tabii. Sanki biraz da yani o alanda daha çok olay meydana geldiği gibi bir durum var. Şimdi şeytan bizi nereden yakalamaya çalışıyor genelde? Evet. Nerede şeriat hafif bir kapı açacaksa bir yerde sen buradan gir diyor. Çünkü direkt kimse cinayet işlemiyor. Sinirlenince insanlar cinayet işliyorlar. Kimse zevk için kavga etmiyor. Sinirlendiğimde kavga ettim diyor. Evet. Kimse durup dururken ben alkol alayım demiyor. İşte şöyle oldu da aldım diyor. Yani şeriatımızın ruhsat verebileceğini ya da suistimal edilebilecek bir durum olduğunu gördüğü zaman şeytan sıkıştırıyor. Evet. Buradan gidiyor. Mesela bunun en cazip örneği ev konusudur. Şimdi iki insan düşünelim üstadım. La kadder Allah başımıza gelmesin. Allah kardeşlerimize de huzur ve afiyet versin. Suriye'de bir olay var. Evet. Buradaki Halep'teki bir Müslüman baktı ki burada can güvenliği kalmadı. İşte topladığı 300 bin dolar parası vardı. Aldı onu, arabasına doldu, kaçtı, geldi, İstanbul'a girdi. Evet. Şimdi İstanbul'da 10 sene önce arayan birisi kiralık ev bulabiliyordu. Evet. Şimdi adam geldi, cebinde parası var. Bu kiralık ev tutacak. Ama bu Suriyeli göçmen kiramızı ödemez diye kimse kira vermiyor. 5 çocuk, hanımı ve adam kaldılar ortada. Evet. 3 gün 4 gün devlet onları misafir etti. 3 Müslüman misafir etti. Bitti. Kapı bitti. Şimdi bu Müslümanın ev alması lazım. 300 bin dolar da yetmiyor. Evet. Bir banka buna 200 bin lira faizle kredi veriyor diyelim. Bu bir faiz işlemi. Evet. Şimdi 5 çocuğuyla kış günü İstanbul'da bir parkta yatmak zorunda olan Suriyeli bir muhacirin birisinin kefaletiyle gidip, çünkü öyle bir garibe kimse zaten kredi vermez, gidip bir bankadan kredi alması pozisyonunu düşünelim. Bir de bir Müslüman, bizim çocuklar evlenince ileride daire sorunu yaşarız, şimdiden Toki'den bir daire alalım diye düşünüyor. O da gidip kredi alıyor. Evet. İkisine de sorduğunda zaruret, sıkıştık diyor. Niye sıkıştın? 12 yaşında çocuğu 22 yaşında evlenecek 10 sene sonra daire sorunu var ortada. Evet. Sanal bir zorunluluk oluşturmuş. Evet. Zarureti sanallaştırmış. Rüyalarını göre göre abartmış gözünde. Gece evsiz mesela, o da sokakta yattığını, torunlarının hastaneden doğumdan gelemediğini hayal etmeye başlayacak. Yani camiye namazda bile artık evim yok diye tesbih yapmaya başlayacak. Sanal bir korku üretmiş. Evet. Sanal bir korku üretmiş. Öbür Suriye'den gelen muhacir Müslüman da fiilen ortada kalmış, parkta kalmış, İstanbul'da kar başlamış gibi yani. Şu anda öyle bir durumda. Evet. Hamd'e müminler kapılarını açmışlar. Muhteşem bir ensarlık örneği de olmuş. Rabbimize hamdolsun. Ama bu iki sahneyi karşılaştırdığımızda gülünç denecek bir boyuta geliyor bu. Evet. Bakıyoruz ki Müslümanlar olarak büyük bir suistimal yapıyoruz. Sanal korkular üretiyoruz. Bu sanal korkuları zaruret olarak diye isimlendiriyoruz. Bunu hep faizden örnek verdik. Mesela kürtaj konusunda zaruret, evet, örneği böyle yapalım. Birkaç alanı konuşalım hocam. Hayatın her alanında var bu. Evet, farklı şimdi, alanların. Çünkü biraz da insanlar ben faizli işlem yapmıyorum. Evet. Dolayısıyla bu zaruret konusu benim dışımda bir konu gibi bakabilirler. Yani dokunan insanın nerelerine dokunuyor? Şimdi evet. Mesela çok yaygın bize soru olarak gelen, evet. Mesela belki 100 sorudan ikisi üçü hemen hemen, evet, kürtaj yapıp çocuğu aldırma konusu. Evet. Ne zaruret var diyor. Zaruret ne? Şimdi bakıyorsunuz. Diyor ki çocuk diyor özürlü yaratılmış diyor. İşte yani, parmakları yok diyor. Ana rahmindeyken onu görüntülüyorlar. Görüntülüyorlar. İşte şu bir sayıyor ki ya bu saate kadar niye bekledin, çabuk aldırsana demeni bekliyor. Evet. Zaruret var ortada diyor. Evet. Halbuki burada şeriatımız anne sağlığını zaruret olarak görüyor. Çocuğu zaruret olarak görmüyor. Evet. O çocuk üzerinden cana müdahale edemezsin diyor. Allah onu nasıl yarattıysa öyle gelecek, anne karnından çıkacak. Ama doktor derse ki anne sağlığını tehlikeye giriyorum, bu anne bir daha solunum sorunu olmadan yaşayamaz. Evet. Annenin ciğerlerine zarar verecek bu gibi. Evet. Doktor anneye, şeriat o zaman diyor ki evet, anne devreye girdi.
hazır can devreye girdiği için ruhsat kullan diyor. Evet. Buradaki zorunluluk. Mesela anne diyor ki ben iki çocuğum var zaten diyor. Çok yoruldum onları büyütürken. Eşim yardım etmedi. Kaynanam da gelip yardım etmedi. Tek büyüttüm. Bedeninde işte şöyle oldum. Yıprandım. Üçüncü çocuğu aldırmam lazım diyor. Hmm. Peki niye aldırmak istiyorsun? Allah can aldırmaya müsaade etmiyor. Ama zaruretim var benim diyor. Ne zaruretin var diyor. Kaynanam bile yardım etmemişti bana. Çok bunaldım o çocuklardan. Bunalmadan çocuk büyütülmüyor ki zaten. Burada zaruret değil, keyfiyat var. Evet. Keyif sorunum yok. Yani ben keyfimi istediğim gibi yaşayamıyorum. Mesela hiç unutmuyorum. Çok duygusal bir sahneydi benim için. Bu sahneyi bana kadın tarif etti. Ben çıldırdım hocam dedi. Nasıl çıldırdınız dedim. Bu iki çocuğun büyüğüne kadar zevkle bir tatile bile gidemedim ben dedi. Zaruret şimdi burada, gülecek misiniz ağlayacak mısınız? Ben de dedim ki anne zevklerini cennete ertelemiş bir kadının adı değil midir? Ya. Yani anne dediğin zevklerini cennete erteleyici, tatili cennette yapmaya razı olduğun için annesin sen zaten. Yani bu hangi... Ama işte anneliği öyle anlamak... İşte bu, ama zaruret var nasıl olsa diyor ya, sıkıştırdın mı zaruret, ben diyor bu çocukları büyütene kadar tatil bile yapamamıştım diyor. Büyütene kadar dediği biri 5 yaşında biri 4 yaşında zaten, yani 5 senedir tatile gidememiş. Evet. Gibi düşünü. Burada suistimalin de ötesinde yani basit bir suistimal var. Suistimal gene hiç olmasın kılıfına uydurmak diyelim. Evet. Öyle bir şey olsa ona da bir mana vereceğiz belki, öyle de değil. Mesela bu kürtaja zaruret olarak getiriliyor. Yanlış. Başka bir örnek mesela. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmaya karşı zaruret. Şeriatımızın en hassas zaruret örneklerindendir. Mesela astım hastası. Evet. Mesela verem, Allah muhafaza buyursun, tüberküloz verem tedavisi gören bir Müslüman. Mesela kemik erimesi hastalığı yaşayan bir Müslüman. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani dahiliye doktoru bu raporları getirdi mi herhangi bir müftü ona oruç tutma diye izin verecek. Evet. Peki şimdi gelelim lisede imtihanı olan genç bir talebenin imtihanları zaruret mi? Üniversite sınavına girecek çocuğu. Üniversite sınavına girecek zaruret mi? Üniversite sınavına kaçta girecek bu çocuk? Sabah 9'da. Evet. İmsak kaçta? Gece 5'te. Evet. Bilemedin 4'te diyelim. Evet. Zaten 4 saat yemek yemiyor ki bu çocuk. Madem ki böyle bir İmtihana girecek, gece 4'te çok güzel bir tatlı yedir, baklava yedir, şekeri yüksek alsın, ona kadar idare etsin bunu. Zaten heyecandan çocuk bir şey yemeyecekti imtihanda. Yani burada üniversite imtihanı var, lisede imtihanı var diye zarureti kullanamayız ki biz. Nasıl zarureti kullanacağız? Bu şeriatımızı hiç sıkışmadan, hiç imtihan şartlarına girmeden yaşama arzumuzdan kaynaklanıyor. Keyifli bir imtihan olur mu ya? Mesela öğrenci imtihana giriyor. Nasıl diyeyim? Çok keyifliydi. Süper bir zevk aldık. İmtihanın için değildin ki. İmtihan terlemenin adıdır. Tabii. Yani kulluk yapıyoruz. Mihnet çekeceksin. Rabbimizden cennet istiyoruz. Evet. Elbette terletecek Allah bizi. Ama çok da böyle stresten boğulacak halde olmamızı da istemiyor. Mendille silecek bir terimiz olsun istiyor. Ama hiç terlemeden keyfimiz yerinde, muhabbet yerinde bir din. Bunu biz zaruret diye kılıflandıramayız. Mesela bu zaruret ne evet. değildir nedir örneklerinden devam ediyoruz. Şimdi mesela Hacı Efendi'nin hacca gidenler inşallah bütün kardeşlerimizi bizi dinleyenlere müyesser olur. Amin. Haçta parfüm kullanılmaz. Kokulu sabun kullanılmaz. Evet. Tüye müdahale edilmez. Mesela tıraş yapılmaz, bıyık, sakal. Hatta mesela ihramlı değilken, haçta değilken tıraş etmen gereken tüylenmeye bile dokunamıyorsun bu sefer. Zaten mesela diyelim ki koltuk altı tıraşı peygamberin emrettiği aleyhissalatü vesselam sünnetlerden biri. İhramlıyken ona da dokunamıyorsun. Evet. Böyle bir pozisyon var. Şimdi çok kaşınıyorum, onun için şöyle bir kremleneyim. Evet. Çok sıcakmış burası, tüylenme beni rahatsız etti, şöyle bir tıraş olayım. Sakalım uzadı 4 gündür. Allah Allah, hacca niye geldin ki? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac meşakkattir diyor zaten. Zaten hac senin sinir sistemini test etme ibadetiydi. Niye vakfeyi emrediyor Allah-u Teala? Niye çamaşırını çıkarttırıyor sana?
Evet. Yani hacıların genel mesela ruhsat ararken ki mazeretleri, çok kaşınıyorum ama diyor. Evet. Kaşınacaksın tabii canım. Evet. Kaşınacaksın ama gıdıklanıp gıdıklanmadığını göreceğiz biz. Yani melekler kaşındığın halde gıdıklanıp gıdıklanmadığını görecekler. E saçını başını yolarsan, tüyünde tüylerine müdahale etme. Niye diyor Allah-u Teala? Mesela ya tüylerine müdahale etmeyeceksin ya da şu kadar sadaka vereceksin dese kolaydı bu. Özellikle bedensel bir meşakkat istiyor. Evet. Onun için vekalet hacca olur mu acaba diye tereddüt edenler, Allah meşakkat istiyor, senin adına niye birisi başkası meşakkat çeksin ki diye itiraz etmeye çalışmışlar. Evet. Var vekalet, ayrı bir konu tabii. Mesela haçta bu tip meşakkatler aranıyor. Bunlara ruhsat kılıfı verilmesi için, yok böyle bir ruhsat. Ha, şu bir isterseniz dipnot gibi koyalım bunu. Buyurun. Ben gittim müftüye, fetva verecek şahsa öyle bir anlattım ki, müftü de baktı, öleceğim ben, tabii tabii çabuk çabuk parfümlen falan dedi haçta mesela. Evet. Yahut da doğumda, işte kürtaj meselesinde veya herhangi bir örnekte öyle bir anlattım ki, müftü çabuk aman burada ölme sakın, çabuk ne yiyeceksen ye dedi mesela. Evet. Kim kimi aldatıyor ki? Yani ben kendi kendimi aldatmış olurum. Evet. Yani müftünün yani fetva burada almak çok kolay. Yetmiyor yani. Ya, Efendimiz ne buyuruyor? Bir de kalbine sor o kalbine fetvayı sor bakalım. Diyor. Kalbine evet. Zor diyor. Şimdi burada kendi kendimize, yani gözümüzü kapatınca gece gelmiş olur. Ben gözümü kapattığım sanki gece orada olmaz. Da bir şey var hocam. Yani nasıl olsa bir fetva bulunur gibi bir beklenti oluşmuş durumda. Yani tabii bedava hocalık olunca bedava da Müslümanlık oluyordu. Peki o hocalar nasıl yapıyor bu işi hocam? Yani bu zaruret fetvalarını hocaların da biraz olmayacak yerde genişletmesi gibi bir problem var herhalde. Şimdi iki türlü bakılıyor bu meseleye. Birincisi, yani hakikaten şöyle bir şey. Yani hakikaten yol var mı? Daha bazı hocalar zorlaştırıyorlar, o yolları kapatıyorlar mı? Yoksa yol yok da birileri işte gene bu zamanın getirdiği bir takım zorlamalarla yol mu açıyorlar? Şimdi iki çizginin ortasını istiyoruz biz. Birinci çizgimiz, şimdi özellikle tasavvuf menşeli Müslümanların büyükleri, kılı kırk yarma diye bir deyim var. Şu evet. Anda pek kullanılmıyor. Kıldan daha hassas ölçüler, mikrobik rakamlar çıktı ya. Kılı kırk yarar tarzda bir fetva mantığı olanlar var. Azimet. Yani, azimet dediğimiz en üst noktayı yakalıyor. Evet. Mesela diyelim ki belki %5 bir ruhsat verilecek nokta var. %0 görüyor. Evet. Bu bir çizgi tarzı. Evet. İki, böyle tasavvuf terbiyesi görmemiş, hassas ulemanın elinde yetişmemiş olanlar da çok yeni deyimle light bakıyorlar bu işe. Large diyorlar. Hocam. Öyle mi? Yani? Benim telaffuzum tam olabilir. Large, Fransızca böyle geniş, alabildiğine yani, geniş. Evet. Olur. Light mantığıyla. Da var, evet. Bu hiç kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Yani Allah'ın dinini sen nasıl pazarlayacaksın ki? Din Allah'ın, evet. Cennet Allah'ın, Müslüman Allah'ın kulu, sen nesin bu ara yerde? Evet. Yani Allah'ın kulu din Allah'ın, üzerinde tasarruf. Yani bu keyfe göre biraz. Hristiyanların papazlarının yaptığı gibi böyle kiliseye yardım et, ne yaparsan yap türünden, evet. Olmaz bu. Kesinlikle evet. Olmaz. Tasavvuf erbabı veyahut o menşeli gelen, yani zühdü esas alarak çıkanlar aslında doğruyu yapıyorlar. Ebu Zer radıyallahu anh mantıklı çalışıyorlar. Evet. Ama onların bu tutumu da bir noktadan sonra Müslüman'ı fetvasız bari işimi yapayıma götürüyorsa o da yanlış. Yanlış derken zamanlama açısından yanlış. Yoksa şeriat ne kadar titizleşirsen o kadar sevap İyi. Kazandıran bir şey. Evet. Ama toplum bazında düşündüğünde yerine oturmuyor bu sefer. Madem bu konuda fetva yok, kafamdan ben yani, iş yapayım. Nasıl olsa yok diyecek. Sormaktansa hiç, mesela çocuk oynamaya babası izin vermeyecekse sormadan kaçıyor. Evet. Gibi, yani mecbur bunun kaçakçılığı teşvik. Bunun nasıl bir mahzuru oluyor hocam? Yani sormadan dine iş yapma. Müslümanı dini sorulacak alanın dışına
dışında görmeye itiyoruz fark etmeden bu sefer. Bu önemli bir şey ama. Tabii. Psikolojik olarak. Bu bir vebal aynı zamanda. Yani her şeyi Ebu Zer radıyallahu anh'ın... Yani ruhsat arasa da dinden arasın değil mi? Yani dinin dairesinde kalsın, zarar yok, eğri büğrü yapsın. Evet. Şimdi şöyle diyelim, Allah ondan razı olsun, Ebu Zer radıyallahu anh'ın mantığına göre Ömer de iyi bir adam değil. Ömer de gevşek adam. Biz Ömer'i takvanın simgesi görüyoruz. Evet. Ömer'e bağırıp çağırdığı olmuş. Yani gevşek yapıyorsun, bunu niye şöyle yaptın, bunu niye böyle yaptın? O nokta... Efendimizin ifadesiyle sen yalnız ölmeye mahkum bir adamsın diyor Efendimiz Ebu Zer'e. Yani toplum halinde sosyal, olmaz. Ha. Sosyalleşmiyor. Rabbinin biricik kulu. Evet. Cennetin biricik misafiri. Ama insanlığın ortalaması bulunduğunda bir yer kalmıyor ona. Evet. İdeal bir noktada o. Toplum hiçbir zaman ideal olmuyor. Ortalama oluyor toplum. Evet. Din de ortalama yaşıyor. Tıpkı ne gibi biliyor musun üstadım? Ezan okunuyor. Evet. İmam efendi camide namaz kıldıracak. Kimi iftida tekbirine yetişiyor, kimi ikinci rekata yetişiyor, kimi üçüncü rekata yetişiyor. Kimi selama zor yetişiyor, kimi de imama yetişemiyor, arkada bir cemaat yapıyor. Bir şehirde namaz budur üstad. Evet. Başka türlü olması mümkün mü? Yani bütün şehri vakitte ilk sırada iftida tekbirine bekleteceksen bütün şehri, o zaman ezan o iki namaz, saat bekleyeceksin. Kılınmaz o namaz. Kılınmaz. Kaderi nedir bu namazın? Evet. Ve din nasıl ortalama buluyor? Rabbimize hamdolsun. Ne buyuruyor Efendimiz? Ezanda camiye yetişemediğinizi anlayınca koşuşturmayın sokakta buyuruyor. Hangi rekata yetişirseniz kılın, gerisini tamamlarsınız diyor. İtidal bu işte hocam. Evet. Fıkıhta da böyle fetva vermek lazım. Kürtaj haram oğlu haram. Kürtaja tutan doktor gitti. Kürtaj yaptıran kadın gitti. Bu söz dini değil. Evet. Evet, ideali bu. Evet. İdeal ama kürtajın farz olduğu yer oluyor. Değil, evet. Caiz mi? Farz olduğu yer olur. Bu örneği umarım anlatabildim hocam. Yani tabii, namazı tabii, iftida tekbirinden nasıl başlıyoruz? Bir ama kısmı da zor yetişiyor. Ama isterseniz bu farz olduğu yeri birazcık açın hocam. Kürtaj örneğinde mi? Kürtaj tabii. Örneği. Çünkü açalım onu. Neden açalım? Çünkü kürtaj nedir? Ana rahmine müdahale edip çocuğu çıkarmaktır. Doğum vakti gelmeden. Evet. Doğum vakti geliyorsa zaten sezeryan diyoruz. O ayrı bir konu. Doğum vakti gelmeden ana rahmine müdahaleye kürtaj diyoruz biz. Evet. Şeriat ne diyor? Anne ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Artık rengi attı, benzi attı. Hemşire haber verdi. Bu kadının durumu iyi değil dedi. Geldi, tansiyon ölçtüler. Hiç iznine gerek olmadan çocuğu ölüm pahasına da olsa çıkarıyoruz. Yaşayan anneyi kurtarmak için. Evet. Burada farz oluyor. Farz oluyor. Burada farz oluyor. Neden? Nabız düştü, anne gidiyor. Evet. Çocuk ileride doğacak 6 ay sonra diye biz anneyi ölüme terk edemiyoruz. Burada farz oluyor. Hayatın her yerinde bu örnek var. Mesela namaz örneği çok çok iyi anlamamız gereken bir örnek üstad. Namaz da öyle, orucumuz da öyle. Kimi mümin Ramazan günü itikafa çekilecek. Ramazan'da Allah'tan başkasıyla muhatap olmayacak. Urmayla iftar edecek. Bu bir düzey. Evet. Bu Ebu Bekir düzeyi. Allah hepimize nasip etsin. Amin. Kimimiz de iş yerinde devam edecek ama akşam o iş yerindeki hatalardan dolayı istiğfar edecek. Evet. Kimimiz de hastalanacak, oruç tutamayacak, seferi olacak, oruç tutamayacak, Ramazan'dan sonra kaza edecek. Evet. Bu kadar basit. Kimimiz temettü haccı yapacak, kimimiz kıran haccı yapacak, kimimiz de ifrat haccı ile elhamdülillah deyip geri dönecek. Kimimiz de haçta hata yaptığı için kurban cezası kesecek orada. Evet. Kimimiz de sadaka verecek kadar, mesela saçını kaşırken 5-10 tüy düşürdü. Orada kalkacak 10 riyal sadaka verecek. Bir 20-30 lira sadaka verecek haccı tam olsun diye. Din budur. Bunun ortalaması dindir. Şimdi fetvada haccı kıran yapacaksın. Başka türlü hac için masraf etmeye değmez dediğin zaman zulme dersin. Evet. Yanlış olur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deveyle geldi, yürüyerek geldi Arafat'tan, hepimiz yürüyelim. Bu delikanlılar hakikaten böyle yapsınlar. Peygamber hatırasını tazelesinler. Evet. Ama genç ihtiyar ayrımı yapmadan herkes böyle hac yapacak dediğin zaman mahza zulüm. Evet. Mahza zulüm olur. Allah zulme razı değil. İbadette de zulme razı değil. Tıpkı namazda olduğu gibi kimimiz iftida tekbirini, kimimiz ezandan önce gelecek camide ezanı bekleyecek. İşte bu Diyanet bir fetva veriyor işte Müzdelife'den sonra, değil mi? Bu son olarak Diyanet İşleri Başkanı da söyledi. Evet. İran'daki gezisinde biz dedi hacılarımızı Müzdelife'de bekletmiyoruz. Çünkü orada bekleyecek yer yok. Evet. Yani milyonlarca insan
kalıyor. Beklettiğinizde orada büyük izdiham olacak falan gibi bir herhalde zaruret değil mi orada? Şimdi hoca efendilerle biz o meseleyi çok konuşuyoruz. Evet. Genelde hacca gitmemiş olanlar, kitaplardan hac meselesini okuyanlar, Diyanet'in burada yaptığı işi bir laubalilik, taviz, vebale girme olarak evet. görüyorlar. Biz aynı hoca efendilere dönüyoruz. Orada hac yaptıranlar, 200-300 hacı ile hac yapanlar çok rahat konuşuyorlar yine. Evet. 300 kişiyi barındırıyoruz. 70-80 bin kişinin sorumluluğunu alan Diyanet. Evet. Diyanet tabii, veya herhangi tabii. bir teşkilat. 70 bin kişiyi o kalabalıkta nasıl götüreceksin, getireceksin? Bunlar çuval değil ki kamyona tıra dolduracaksın, tırı da bir yere park et. İnsan evet. bu. Çoğu yaşlı başlı. Hanımlar var, çocukları olanlar, bebekli insanlar hacca gidiyorlar. Şeylerle yürüyenler varmış ama bu tekerlekli... Evet, sakatlar gidiyor, sakatlar ambulanslık gidiyor, hastalar hacca gidiyorlar. Yani Diyanet'in penceresinden bakınca bu sorumluluğu Diyanet'in alması gerekiyordu. Allah razı olsun, iyi yaptılar. Evet, yani bizim evet. çok hürmet ettiğimiz hoca efendilerin imzası var bu fetvada. Ama aynı hoca efendiler... İstanbul'da ders okuturken sorulsaydı onlara, olur mu? Şeriatlarınız taviz veriyorsunuz diyeceklerdi. Evet. Yani insan canı bu dinde mükerremse eğer, evet. koruyacağı beş esastan biri cansa, hac gibi bir ibadetin dünyada Müslümanlığın ve İslam'ın aleyhine kullanılmasından rahatsız olacaksak biz eğer, hac evet. ibadeti yüzünden ne oluyor insanlara diyeceksek eğer, İslam'ın prestiji diye bir derdimiz varsa... Ya. Ne yapacağız o zaman? Bundan sonra hac böyle yapılacak diye bir şey yok. Bu dine ilave olur maazallah. Yani ya. Bundan sonra Müzdelife'yi kaldırdık, vakfe yok. O zaman bu zaruret şeyi de belli ana. Onu dedi ki zamandan ha, evet, zamana. Evet. Ama Diyanet deseydi ki kaldırdık Müzdelife bölümünü, maazallah bunu dinimize müdahale görürdük. Böyle bir şey isyan ederdik biz. Evet. Ama ne diyor? Bugünkü şartlarda 100 bin insanı orada tutmak mümkün değil, durunca zayiat oluyor. Evet. Diyorsa esasen de ashab-ı kiramdan da bu tip rivayetler bize kadar intikal ettiyse evet. bu bir zarurete binaen fetva vermektir. Büyük bir kitleye hitap eden, üstelik büyük bir sorumluluk almaktır. Bu sorumluluğu alanlara Allah razı olsun deriz. Evet. Bu yaptıkları ibadet mantıklıdır. Fakihin vazifesi budur. Aynı şeyi mesela tasavvuf incelikleri penceresinden ele aldığımızda, la kadirallah, hem hacca gideceksin hem peygamberin emrine muhalefet edeceksin, hacca ne gerek var o zaman denebilecek bir hassasiyet var. Mesela aynı şekilde bazı mümin kardeşlerimiz, kadınları hacca götürmeyelim. Niye? Kadınlar çok rahat edemiyorlar haçta, işte mahremiyet, temas zorluğu oluyor, tavafta sıkışık oluyor diye. Binlerce mümin kadını hacca götürmüyorlar. Bu böyle bir şey olmaz hocam. Niye olmaz? Kadınları laubali bir şekilde hacca götürmeyelim. Yani hacca giderken eşiyle gitsin, eşi hem hac yapsın hem kadını koruma haccı yapsın. Yani haccını çift mantıkla yapsın. Eşimi de muhafaza edeceğim. Ne yapar öyle bir mümin? Tavafta izdihamsız anları seçer. Ne zaman rahat oluyor Kabe, o zaman tavaf eder. Çıkış inişlerde 20 lira 30 lira farkla verir, özel taksiyle götürür, otobüs izdihamına katmaz. Yani hac 1000'e mal oluyorsa 1200'e mal eder o. Niye? Eşimin mahremiyetini koruyacağım diye. Yani sıkışınca ibadetten kaçma diye bir şey olmaz ki. Yani ben merak ediyorum, 10 binlerce mümin kadına hac farz oluyor. Böyle zevk için kocam gitti ben de gideyim diye diyenler zaten farz değil, ama farz olduğu halde, mahremi de bulunup götüreni bulunduğu halde, sırf böyle bir zan üzerine kurulu bir zaruret adında yapıldığında bu bir vebal. İbadetin aslıyla oynuyoruz. Şimdi Diyanet'e tekrar dönersek, evet. Müzdelife'yi kaldırdık hac bölümünden dese, la kadirallah, bu sabit bir sünnetle savaş olur. Bunu herhalde İngiliz mandasındaki bir diyanet yapar. Deriz. Evet, deriz. Evet. Öyle değil. Bu imkan Müzdelife'de bu ibadeti yerine getirmeye müsait değil. Allah'ın en büyük emri olan namazı bile koltukta kılıyoruz kardeşim hastalanınca. Evet. Yani koltukta namaz oluyor da, Efendimizin toprak üstünde, çakıl üstünde kıldığı namaz koltukta oluyor da,
Hac niye bir zaruret olmasın? Ha, burada bu fetvayı kaç kişi hazırladı? Diyelim 7 kişilik bir komisyon hazırladı. Evet. Bu 7 kişilik komisyon çay içerken, muhabbet ederken mi bunu hazırladılar? Yoksa alınlarındaki deri silmeye vakit bulamayacak kadar nabızları yüze çıkmış böyle heyecanlı bir şekilde, ya Rabbi mesuliyetten kurtar bizi, başka çaremiz kalmadı diyerek mi yaptı? O hassasiyet. Ha, bu onların Rableriyle aralarındaki bir mesele. Onu yaparken demin bir şey söylediniz hocam. Sahabeden de bu tarz bir takım rivayetler varsa dediniz. Burada şuna, yani o zaruret fetvalarını verirken yani bir dayanak kesinlikle olacak. Hani yoksa mesela yani akli dayanak. Yani akli ve nakli. Akli dayanak. Yani bu hani rey kullanarak bir kıyas yaparak, yani şurada şöyle olabiliyor, burada da böyle olabilir gibi bir takım muhakemeler de devreye girebilir mi diye. Onun... Şüphesiz girmesi lazım hocam. Aksi takdirde din olmaz bu. Evet. Yani Allah için yapılan bir iş kesinlikle suistimal etmiş, kullanmış oluruz dinimizi maazallah. Burada yalnız mesela illa nakilden bulacağız diye bir şey yok. Nakil yani şeriatımızın Kur'an'dan, hadisten, mesela hac konusunda öyle veya böyle ashab-ı kirama kadar dayandırıyoruz bunu. Evet. İşte Müzdelife'de durmadan, tabii hac yapmayanlar şimdi bu Müzdelife örneğini tam anlayamadılar. Anlayamayabilirler. Yani haccın 10 emrinden birini erteleme diyelim biz buna. Adını öyle koyalım. Evet. Yani ashab-ı kiramdan birisinin geçip gittiği, bayanlarını gönderdiği şeklinde bir rivayet var. Bu rivayeti kullandık ama böyle bir rivayet olmasa bile akılla gittiğimiz bir nokta var. Nedir? Şeriatımız, sık sık derslerimizde onu kullanıyoruz bununla konuşurken. 5 şey üzerine kurulu. 5 sistemi muhafaza beş ediyor. 5 hassasiyet. Din hassasiyeti var. Dini korumak. Can koruma. Canı korumak. Can koruma hassasiyeti var. Akıl hassasiyeti var. Aklı koruma. Mal hassasiyeti var. İffet hassasiyeti var. Irzı koruma. Irz koruma. Yani mesela benim bu olayda ırz diye bir sıkıntı çıkıyor. Yani genç kızlarımızın ırzı, iffeti diye bir sorun yaşıyorsam, şeriattan kaynak bulmama gerek kalmadan aklım zaten burada dinimin emrini ortaya koyuyor. Koyuyor, evet. Hiçbir ashabtan nakil olmasa bile, mesela can. Geçen sene yaşadığımız büyük hac zayiatı, ya bu nedir ya, bombardıman mıdır? Hadi tünel faciasına bir anda durup dururken, 10, 100, 1000 değil, can gidiyor ortada. Allah muhafaza buyursun. 5500 diyorlar hocam. Daha da fazla. İnşallah yalandır o. Ya inşallah yalandır üstadım. Yani büyük bir zaya. Şimdi şeriatımızın canı koruyun dediği bir yerde biz Allah'ın hangi emrinden dolayı can zayiat? Bu cihat değil ki, düşman vurdu öldürdük diyesin. Ya evet. Gökten şimşek düştü, yıldırım düştü de kaza işte bu. Böyle de değil. Yani idare edilemiyor. Sevki idaresi yapılamıyor bunun. Sevki idare etmeye maniler var. Biz konuşmuştuk haçtan sonra bugün demin. Evet. Sevki idareye maniler var. Bu manileri giderene kadar böyle bir fetva vermek akla dayandığı gibi görülse de 5 temelden birine dayanıyor. Tabii, ana esaslara dayanıyor. 5 temelden birine dayanıyor. Ben burada bir esas daha gündeme getiriyorum. Yani gelecek kuşaklara İslam'ı ölümcül ibadetler taşıyan bir din diye lanse ediyor kafirler. Evet, evet. Mesela bunu hemen o gün ajanslar bütün dünyaya, hac yaparken öldü gitti Müslümanlar diye lanse ettiler. O Diyanet İşleri Başkanı söyledi bu İran gezisinde. Amerikan televizyonları diyor, Papa o günlerde Amerika'yı ziyaret ediyor. Bir yandan işte Papa'nın barışçıl mesajlarını veriyorlar. Bir yandan da Mina'daki o faciayı veriyorlar. Bunun bilinçli olmadığını kimse bana inandıramaz hocam. Tabii ki. Kimse inanır. Evet. Bu çok bilinçli bir ibadetti. Evet. Bir yapıydı. Bir olay, evet. Bunu hiç kimse başka türlüsünü söyleyemez. Evet. Burada üstadım, bu bir facia. Ben izin verirseniz, çünkü sizin vaktiniz hemen doldu diye ikaz edeceksiniz. Biraz var daha şöyle 10-15 dakika. İsterseniz siyasette zarureti konuşalım hocam. Olur. Eğer sakıncası yoksa. Tabii. Çünkü yani siyasette neler hep bireysel zaruret kapsamına girer, neler kullandır. Zaruret kapsamına girmez. O da çok önemli. Yani belki de onun için de müstakil bir oturum yapmamız lazım ama çünkü direkt ilgili değilsek de, siz ve ben siyasetle direkt ilgili değilsek de,
direkt ilgililerle ilgiliyiz. Tabii, tabii. Evet. Yazı yazıyoruz, konuşuyoruz. Yani hayatın içindeyiz. Yok, her sadece Müslüman ilgili üstadım. Tabii, tabii. Aldığı kararlar direkt bizi ilgilendiriyor. Tabii. Biz emri bil maruf nehyani münker yapıp bu yanlış demek zorundayız. Bu hacla ilgili hocam, oradan geçmeden yine Diyanet İşleri Başkanı gittiğimiz yerlerde bir şey söyledi. Bunu kamuoyuna da açıkladı hatırlarsanız. Yani bu vinç kazası, evet, olayında ya bir yandan insanlar orada işte can çekişiyor, hasta, yaralılar var vesaire. Bir yandan da namaza devam ediyorlar insanlar. Sanki orada yani bu da biraz zaruret hocam, şeyine girer mi? Yani başkanımızın oradaki müdahalesini ben anlayamadım. Olay yerinde olmadığım için. Hı. Benim şimdi buradan seyrettiğimle vinç namaz kılınan bölgenin dışında düştü, gibi, evet, düştü. İçeride imamın bundan haberi yok. Haberi yok. Evet. İmamın haberi olsa hiç zannetmiyorum namazı kesmeyeceğini. O kadar zaten imamın burnunun dibine düşecekti, evet, bu. Orada nafile namaz kılanlar için söylüyorsa alimallah çok doğru söylüyor. Evet, yani evet, ne yapıyorsun sen burada? Yanında insan ölüyor. Ölüyor, ona müdahale etmek lazım. Cuma namazını kılarken bile trafik kazası olduysa caminin önünde çıkıp yardım etmesi gerekiyor 5-10 Müslümanın. Yani ya bazen kılardım, insan o şeye düşebilir. Ya bu namazı bozmayayım ben falan, hele, gibi. Hele nafile namazı nasıl bozmazsın sen? Evet. Yani bir zaten ölümcül bir yerden kaçman farz. Bırak yardım etmeyi. Yani koca bir minareden büyük bir şey düşmüş, evet, kafasına. Yani başkanımızın bu sözü zannediyorum bu noktadan tenkit edilecek bir söz. Yani o imamı da kastediyorsa imamın haberi olan haberi bir şey değil. Haberi olmayabilir yani, diyorsunuz. Yok, hiç haberi olmasın. Ama haberi olanlar için doğru bir çünkü şey. Çünkü Harem-i Şerif'in namaz kılınan dış bölgesine, dış bölgesinde düştüyse tabii, tabii, imam görmez mi? Görmez onu, evet. Gürültü duymuştur. Gürültü, evet, bir kamyonun çarpması da olabilir ama emniyet o arada namazı durdursun filan derken zaten dört rekat namaz boyutunu aşıyor, evet, yani. Dolayısıyla o olayı bilmiyorum. Başkanımızın ne kastettiğini de bilemiyorum. Tamam. Yani ama her halükarda nafile namaz kılanlar orada Kabe'ye dönüp namaz kılıyorlar. Yanında da 100 kişi öldü hala namaz kılıyorsa o namaz şeriatın emri olan namaz değil. Evet. Yani öyle bir namaz yok ortada. Güzel. Siyasete şimdi dönelim. Şimdi siyasette üstadım nerede kere problem görüyorsunuz hocam? Eğer siyaseti namazdan farklı, oruçtan farklı, ilmihal kitabı okumaktan farklı bir şey görüyorsak Müslüman olarak hiç konuşmamıza gerek yok. Bu ders bitsin burada hocam. Siyaset dinin dışında bir olay gibi. Müslüman olarak insanlığımın, dinimin yönetildiği bir sistem eğer oruç gibi, hac gibi bir şey değilse zaten bizim konuşmamamız lazım. Bunu Amerika'ya havale edelim, bizi siyasetimizi paketleyip göndersinler. Ama siyaset bizimle ilgili. Ben siyasetim. Evet. Ben siyasetim. Benim başımdaki siyasetçi benim. Evet. Dolayısıyla attım gittim bunları diyecek bir şey yok ortada. Binaenaleyh eğer ben siyasetim, siyaset de ben ise o zaman namazda konuştuğum şeyleri, burada konuştuğumuz şeyleri, hac için konuştuğumuz şeyleri siyaset içince konuşacağım. Siyasetim dinimi koruyacak. Siyasetim o beş şeye tekrar, evet, dönüyoruz. Evet. Dinimi koruyacak. Canımı koruyacak. Aklımı koruyacak. Dolayısıyla bonzehir vesaire satılırken siyasetçi uyuyamaz. Evet. Siyasetçim. Siyasetçi malımı koruyacak. Siyasetçi iffetimi koruyacak. Evet. Bu beş şeyi bu beş sıralamaya göre ama. Din, akıl, din, can, akıl, mal ve iffet, bu beş şeyi bu beş sırayla koruyacak siyasetçi. Bu korumada siyasetçi taviz vereceği veyahut da zaruret dediği alanlar neresi? Ben haçtaki şey geçerli. Haçtaki kural neydiyse siyasette de geçerli. Siyasetçi mesela düşünürken bu beş şeyi düşünecek. Tek farkım ne olacak? Ben kendimi düşünüyorum da hoca efendiden fetva istiyorum. Bu konuda ruhsat var mı diye. Siyasetçi 80 milyonluk düşünecek. Evet. Hatta Türkiye'yi yöneten siyasetçi 80 milyonluk da düşünemez. Çünkü Türkiye hilafetin düştüğü bir yerdir. Yeniden hilafet için umut diyarıdır. Dolayısıyla Türkiye'deki siyasetçi vereceği karar, atacağı imza 80 milyon değil 1 milyar 600 milyonun kararı olmalı. Bütün İslam dünyasının, ümmet, hatta bütün ümmetin, belki bu kadar, bütün insanlığı. Evet, bu kadarla da imzasını
teğet geçiremez siyasetçi. Neden? İslam insanlığın dini. Attığı imzanın dolaylı olarak 7 milyar için kaça mal olacağını düşünmek zorunda. Evet. Siyasetçi. Bu yüzden diyoruz ki bir, benimle siyasetçinin bir farkı yok. Ben nasıl Allah'ın şeriatını düşünüyorsam siyasetçi de öyle düşünecek. Şu kadar ki Allah'ın kulu olmaktan çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet. Şu kadar ki ben bir kendim, 3 tane çocuğum, hanımım, amcam, babam, neyse 7 kişi 10 kişi o kadar düşünüyorum. Bu bana yetiyor. Hacc ederken, oruç tutarken yetiyor. Siyasetçi 80 milyonu düşünecek. Öyle kararlar olacak ki 1 milyon 600 milyona göre imza atacak. Öyle kararlar olacak ki 7 milyarlık yetkiyi kullanacak. Çünkü Türkiye'deki bir yönetici muhtarından ta en üst kademedeki insanına, cumhurbaşkanına kadar Türkiye'deki bir yönetici İslam toprağına 6 asır baş olmuş bir yerin yöneticisi. Ve yeniden baş olmak için umutla beklenen bir yerin adamı. Dolayısıyla o kadroya danışmanlık yapanlar 4 sene sonraki seçimi düşünerek karar veriyorlarsa çok yanılıyorlar. Kıyamet günü verdikleri ruhsatlar, kullandırdıkları tavizler o siyasetçi yönlendirmede vebal olarak omuzlarına taşınacak. Ne dedik biz Haç'ta Müzdelife ile ilgili kararda? Müthiş bir karar verdiler. Dini mi yok sayarak, ibadete yeni şekil vererek yaptılarsa cinayet işlediler, Allah muhafaza buyursun. Hayır, şu anda bunu yapamıyoruz, rahatlık gelirse yapacağız inşallah dedilerse hiçbir sıkıntı yok. Evet, diyoruz. Evet, evet. Aynı şekilde siyasetteki kararda da böyle. Günübirlik menfaat için bunu yapıyorsa yandı gitti maazallah, yandı gitti. Günübirlik değil, Müslümanların geleceğini 80 milyonun 10 senesini 50 senesini düşünüyorsa, daha büyük kararlarda 1 milyar 600 milyonu düşünüyorsa, daha büyük kararlarda, ondan da büyük kararlarda 7 milyar insan üzerinden düşünülüyorsa, benim oturarak namaz kılmam gibi, o da aslında şeriatın izin vermediği konularda belli bir müdahale yapabilir. Bir şartla, evet, siyasetçi bunu yaptığında ensesine elini koyup keyif sürmek diyor ya, o düzeyde yapıyorsa takvası yok demektir. Nasıl olsa şeriat izin veriyor diye. Mesela verdiği taviz belki Allah'ın ona izin verdiği bir şey ama karşılığında yerini dolduruyor mu? Mesela buna bir örnek vereceğim. Madem hep faizden çıktık. Yani şeriatın en büyük haramlarından birisi olan faizli bir işlemi kaldıramıyor olabilir. Evet. Belediye de görevli mesela. Belediye parasını yani, faizde yani kullandırıyor. Devlet olarak faizli borç almak. Yani gibi. Para ihtiyacı var. Yani cari açık bilmem ne vesaire. Gibi ya, faizde para alıyorsun, hı-hı, para veriyorsun. Nasıl olsa zaruret diye bir şey Ahmet Taş getirenle konuşurken de hocalar izin veriyorlardı diye bir kenara yatabilir, elense çekebilir. Ama bu faizden kurtulmak için ümmeti Muhammed'i şuurlandırmaktan faizsiz sistemi güçlendirmeye kadar bir sürü yatırım da yapıyordur o arada. Evet. Bu siyasetçi korkmasın. Allah onunla beraberdir. Gafur ve Rahim olan bir Rabbi var onun. Evet. Ama nasıl olsa başka türlüsü olmuyor deyip faizin helal olduğunu düşünenler gibi yaşıyorsan eğer sen, sana kimsenin ruhsat verdiği yok zaten, vay haline senin. Sen İslam'ı o zaman sadece iktidar olmak için kullanıyorsun. Ama İslam'ı muktedir yapmak için bir çalışma yapmıyorsun. O zaman bütün bu şeyde hocam sonuna doğru geliyoruz. Hem o ruhsatı, zarureti kullanan, hem de ona fetva verenlere, yani kendi içlerinde bir sorumluluk hassasiyeti gerekiyor. Elbette. Şimdi menüsküsü olana oturarak kıl namaz dil dedik. Evet. Bir kere o ruhsatı aldın, ömrünün sonuna kadar o ruhsatla ayağı iyileştiği halde namaz mı kılacak oturarak? Evet. Yani yılda bir ruhsat tazelemesi yok mu hocam? Ruhsatta yani o ruhsat tazelenecek hep. Şimdi nasıl olsa oturarak... O içimizde o zaman ben bu ruhsatsız bir alana geçeyim diye bir irade olması lazım. Şüphesiz. Evet. Karşı mücadelesini yapacağız. Bunun özü şudur hocam. Ruhsatı müftüden değil Allah'tan aldığını hatırlayacak adam. Evet, evet. Müftüden aldın ama ruhsatı Allah verdi.
Müftü nasıl demeli hocam? Mesela müftü getirdi problemi önüne koydu, önünüze, kendi önünüze koydu. Yani siz burada dediniz ki ya bak bu işlerin hep bir ucu Allah ile yani karşı karşıya kalmak meselesi. Müftü de bu tarz bir mesela izah yapmalı mı? Bu tarz zaruret talepleri karşısında. Abdullah İbni Mesud'un güzel bir sözü var. Büyük ihtimalle ona ait. Yani sahabeden birine ait. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a ait zannediyorum. İşte sıkıştırıyorlar bir fetvada. O da yanaşmıyor yani. Diyor ki siz diyor beni cehennemin üstünde köprü yapmak istiyorsun. Sırtıma basıp karşıya geçeceksiniz. Ben sonra ne yapacağım diyor. Ya. Ölçü bu. Bundan ölçü büyük ölçü olmaz hocam. Yani ben sana kürtaj fetvası vereceğim. Ben sana bu bankayla işlemi yap diye izin vereceğim. Sen nasıl olsa hocaya sordum deyip kıyamet günü rahat edeceksin. Hakikaten de rahat edecek. Ya, ben alime sormuştum diyecek. Sordum diyecek. Ama ondan sonra sen geçince ben ne yapacağım? Evet. Doğru cehenneme. Müftü bu mantıkla düşünüyor. O zaman şöyle de bir şey. Yani bu müftüler, alimler yani fetva buluruz tarzında bir kanaatin oluşmasına imkan vermeyemeler. Bir ikincisi müftü fetva vermek zorunda değil hocam. Evet. Bana ne ya sen müessesesini büyüteceksin. Sen lüks ama bir villa alacaksın. Size de sorulur. Yani size de sorulur. Yani bir tür cevap verme ihtiyacı. Evet cevap yani. Vereceğim ama memnun etmek zorunda değilim. Ya, asıl şey o memnun evet. Memnun etmek. Burada neyle karşılaşıyoruz biliyor musun hocam? Bir vakıflara, hoca efendilerin kurumlarına yardım edenler soru sorduğunda zorluk çıkıyor ortaya. Çok önemli. Yani. Adam hayır yapıyor zaten. Oluyor. İki, bunu inşallah yanılıyorum. Ya Rabbi ben yanılmış olayım bu hususta. Kadınlar soru sorduğunda üzmemek istiyor fetva verenler. Hmm. Bilhassa boşanma konularında. Evet. Kürtaj meselelerinde. Hele resmi makamdakiler bu da bir de gizlice kayıt ediliyorsa bu sözler basına intikal eder diye ötleri patlıyor. Evet, evet. Yani Allah da kaydediyor. O soru soran da telefonda kaydediyor olabiliyor diye ortayı bulmak lazım. Yani, yani çünkü fetva Allah kaydediyor unutmamak. O yani. Muhakkak kaydediyor bir ihtimal kaydediyordur. Yani bayanları üzmeme, gençleri gücendirmeme, vakfa yardım edeni darıltmama diye bir ya korku varken şeyi gösterirsek kopar gider endişesi gibi. Tabii gibi. Yani giderse gitsin yolu açık olsun diyen müftü kazanacak. Evet. Ama bu kabaca davranmayı da hak haline getirmiyor. Ortayı bu itidali kullanmak evet, lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani teşekkür önemli ederim. Bir konuydu bu. Yani hemen hemen bütün Müslümanların bu zamanda yaşadığı bir meseleyi tahlil etmeye çalıştık. Allah razı olsun. Amin cümlemize. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla bendeniz Ahmet Taş getiren.